Biraz dinlenmesi lazım. Onu yalnız bırakalım. Bana söz vermiştin abi. Bana söz verdin. Aylin. Bana getir onu ne olur. Onu bana getir. Sen dinlen, kendini topla. Gerisini düşünme. Tamam. Konuşmamız lazım. Ne konuşacakmışız? Evinizin yandığını öğrendim. Geçmiş olsun. Adamın geldi konuştu benimle. Geçmiş olsun iletti. Daha ne? Şimdi ne oluyor? Size yardım etmek istedim, kabul etmedim. Yine de eğer istersen... İstemem. Konuşmamız lazım. Konuştuk işte. Şimdi müsaadenle okula geç kalıyorum. Aylin. Bırak beni! Sen kim oluyorsun da? Herkes bakıyor. Rahat bırak beni. Git buradan. Bir daha da karşıma çıkma. Seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı benim. Eğer bana biraz olsun değer verdiysen geçmişte... Onu anlat. Rica ediyorum lütfen. Peki. Bunu niye yaptın? Sana bunu hemen teklif edemezdim. Anla beni. Neyi anlayayım? Neyi? Sen bana bir sevgili gibi yaklaştın. Duygularımı... Sen benimle oynadın. Beni aptal mı sanıyorsun? Sonra da kalkıp kardeşinle evlenmemi istedin. Bir mal satın alır gibi. Bir eşyaymışım gibi. Para, mal, mülk teklif ederek. Özür dilerim. Murat'ın hastalığı kafamı karma karışık etti. Doğru düşünemedim. Eğer bir yanlış yaptıysam... Seni kırdıysam, üzdüysem binlerce kere özür dilerim. Ama itiraf et. Bana bu cesareti sen verdin. Ben mi verdim? Sana bu cesareti ben mi verdim? Sen ne biçim konuşuyorsun be? Zengin olduğumu biliyordun. Beni hep öyle gördün. Sahip olduğum zenginliğin sana yansıyacağını hesap etmedin mi? Bunu düşünmedin mi? Benimle evlenmeyi tasarlarken sahip olacağın şeyleri hiç mi düşünmedin? Bak. Ben insanları iyi tanırım.
en yüce, en kutsal duygular bile karın tokluğu ve sırt pekliğiyle beraber istenir. İnsan bunu ister. Aşk bile böyledir. Aşk bile zenginlikle taçlanır. Bakma sen işin edebiyatına. Ve ben bu gerçeği tüm çıplaklığıyla kabullenmiş biriyim. Başka türlü söyleyen yalancıdır. Sen de iyi yaşamak istiyorsun. Evler, otomobiller, lüks restoranlar, kıyafetler, takılar, rahat bir hayat. Bunu kim istemez? Ve her şeyin bir bedeli vardır. Bunu görmezden gelmek, bunu yok saymak, bir takım boş laflarla kendini, çevreni kandırmak niye? Ben sana para ve güç teklif ediyorum. Elbette bunun bir karşılığı olacak. Bunu garipsemek niye? Sana daha önce vaat ettiğim her şeyi yerine getireceğime söz veriyorum. İstersen daha fazlasını, ne istersen. Yeter ki Murat'la evlen, lütfen. Eve gitmek istiyorum. Ben burada ineyim. Aylin, sen daha iyilerine layıksın. Daha iyilerini elde etmek için teklifime evet demen yeterli. Bunu iyi düşün. Aylin, bugün ne yaptın bakalım? Ha? Okula gidiverdin. Okula gittim işte. Aynı. Okul. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.